Piyasalarda nakit akışı durdu. Tutuklu gazeteciyi ziyareti de engellediler. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye seyahat uyarısı. Günün haberleri başlıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü 2018 Dünya raporunu açıkladı. Raporda Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'la birlikte popülist ve otokratlar bir boşluğu dolduruyor başlığı altında yer aldı. Now there's no doubt that authoritarianism is on the rise, with Brazil's Bolsonaro being the latest example. He joins the ranks of people like Erdogan, Sisi, Duterte, Orban, Putin, Xi Jinping and Trump. İçeride direnişin baskıya uğradığı ve uluslararası ilginin var olmadığı yerlerde popülist ve haklar karşıtı güçler başarı kazandı yorumunun yapıldığı raporda Erdoğan örnek olarak gösterildi ve Türkiye'deki demokratik sistemi kişisel dokunulmazlığıyla büyük ölçüde zayıflattığı ifadeleri kullanıldı. Raporda uluslararası tepki gösterilmemesinin baskıcı hükümetleri faaliyetlerine devam etmek için uluslararası kurumları engelleme ve manipüle etme konusunda daha da cesaretlendirdiği tespiti de yer alıyor. Nüfusu 80 milyonu aşan Türkiye'de gıda üretimi düşüş göstermeye devam ediyor. Ticari süt işletmelerinin içme sütü üretimi bir yılda %9.9 düşüş kaydederken, çiftçiden toplanan süt miktarı da %0.8 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2018'in son aylarında da ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 131.655 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre %9.9 düştü. Yumurta üretimi de Kasım ayında bir önceki aya göre %2.3 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in daha önce açıkladığı 2018'e ilişkin tarım ürünleri üretim istatistikleri raporunda da tahıl üretiminin %5.8, sebze üretiminin %2.6 azaldı ortaya çıkmıştı. Ekonomik krizin vurduğu piyasalarda kur kaynaklı risk endişesiyle vadeler büyük oranda kısaldı. Birçok tedarikçi uzun vadelerle iş yapmaktansa mal vermemeyi tercih ediyor. Dünya Gazetesi'ne konuşan Örme Sanayicileri Derneği Başkanı Fikri Furt, vadelerin Ağustos ayında dengesizleşmesiyle birlikte piyasada herkesin dolarla mal sattığını, iplik gibi ham madde üreten şirketlerin peşin çalışmaya dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Normal vadelerle piyasanın kendini döndüremeyeceğini kaydeden Furt, vadelerin en uzun olduğu sektörlerde bile 3-6 aya indiğine dikkat çekti ve şu anda 1 yıllık vadelerle işte üretimde yapılamaz. Nakit akışı yok sözlerini kullandı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi milletvekillerinin Sincan cezaevini ziyaretinde tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'la görüşmesi engellendi. Skandalı sosyal medya üzerinden duyuran HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Cezaevi Komisyonu Başkanı tutuklu gazeteci Ayşenur Parıldak'ı ziyaret etmemi engellediği sözlerini kullandı. AK Partililer cezaevi insan hakları ziyaretinde bile siyasi tutukluları dinlemeye tahammül edemiyor diyen Gergerlioğlu, ziyaret ettikleri cezaevinde suların çoğunlukla kesik olduğunu, aktığında paslı aktığını, koğuşların ise kapasitenin iki katı olduğunu belirtti. Cezaevine anneleriyle birlikte atılan bebeklere de dikkat çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu, kadın koğuşlarında bebeklerin hali çok üzücüydü. Cezaevleri bebeklere göre bir yer değil, anneler bebekleri için sağlık hakkına ulaşmakta zorlanıyormuş ifadelerini kullandı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda vatandaşlara terör ve keyfi tutuklamalardan dolayı Türkiye'ye seyahat planlarını yeniden değerlendirme çağrısı yapıldı. Suriye ve Irak sınırında riskin arttığına da dikkat çekildi. Without credible evidence of US citizen Serkan Golca for being a member of a terror organization. Seyahat uyarısında aralarında Amerikan vatandaşlarının da olduğu on binlerce kişinin sözde terör iddialarıyla Türkiye'de gözaltına alındığına değinildi ve bu iddiaların siyasi güdümlü gibi göründüğü ifadesine de yer verildi. Çin'in ayın karanlık yüzüne gönderdiği Chang'e uzay aracında filizlenen pamuk bitkisi soldu.
Gece çöküp sıcaklığın -170 dereceye düşmesiyle bitkinin solduğunu duyuran Çinli bilim insanları yaklaşık 2 hafta süren gece nedeniyle bitkinin zaten kısa ömürlü olmasının beklendiğini açıkladı. Çin Ulusal Uzay İdaresi bitkinin tümüyle kapalı olan kutu içinde çürüyeceğini, aydaki ortamı etkilemeyeceğini belirtti. Chang'e Fusu adlı keşif robotu Ay'a indikten sonra ilk kez gece göreceği için pazar günü uyku moduna geçmişti. Güneş ışınlarının dik düştüğü zamanlarda da sıcaklık 120 dereceyi bulduğundan cihazlar yine uyku moduna geçiyor.